Hoş geldiniz sevgili seyirciler. Tabii ki spor yolculuğuna başlamadan önce bildiğiniz üzere 16 Ocak Türkmen Şehitler Günü olarak adlandırıldı. Yani buradan tüm Irak şehitleri ve tüm Türkmen şehitlerine diğer başımız sağ olsun gerçekten. Ruhlar şad olsun. Gerçekten bunlar kanlarını verdiler Irak için, Türkmenler için. Özellikle Abdullah Abdurrahman, Doçen Doktor Necdet Koçak ve Rıza Demirci ve aynı zamanda da Adil Şerif gibi insanlar bunlar ruhlarını feda ettiler. Gerakin biz bunlar için ne kadar saygı sunsak azdı. Ne kadar konuşsak haklarında gerçekten azdı. Bunlar Türkman için ve dava için çalıştılar ve ruhlarını feda ettiler. Ne kadar söylesek azdı gerçekten. Ve ben de programa geçmeden önce tabii ki tüm sevgili seyircileri diyelim buradan Fatiha Suresi bizim tüm şehitlerimizin, Türkman şehitlerimizin ruhuna ve özellikle bizim dava adamlarımız, liderlerimizin ruhuna bir Fatiha Suresi okumasıyla sonra tekrar bizim programımız devam etsin. Sadakallahul azim. Evet sevgili seyirciler, bizim liderlerimiz gereken unutulmasın. Her insan, her Türkman, her Iraklı gereken bunu yad etsin, ansın özün. Bu bizim en basit vacibimizdi. Gereken tüm Türkmanlar bizim değerli şehitlerimizi ansınlar. Özellikle Abdullah Abdurrahman ve Doçen Doktor Necdet Koçak ve aynı zamanda Rıza Demirci ve Adil Şerif gibi insanlar. Gerçekten ne konuşsak bunlar haklarında azdı. En basit şey yaptığımızdı. Sevgili seyirciler, bildiğiniz üzere spor yolcu programı indi başlasın. Irak, Katar karşısında iyi bir performans elde etti. Yani gerçekten Irak yarı finale yükseldi. 2-1 karşılığında Katar'ı mağlup etti. Gerçekten biz yani bunun hakkında da zaten yorum yaptık, seslendirdik. Güzel bir şekilde Irak'a bir performans gösterdi. Yarı finale yükseldi. Tüm seyircileri, aynı zamanda da taraftarları, spor severlerini sevindirdi. Sevindirdi. Yani gördüğünüz gibi ne güzel atmosferde yaşadık. Tribünlerde millet ayağa kalkmıştı. Sevindiler. Yani Irak Körfez Kupası'nı burada Irak'ta Basra'da ev sahibi yapması tabii ki bir büyük bir mesajdı bu. Tüm ülkelere gönderdi özüm. Bir de sevgili seyirciler tabii ki biz ilki indi de gitağın bakağın Irak Katar karşısındaki golleri izleyen tekrar dönağın. Allah kullandı. Güzel bir şekilde evet sevgili seyirciler tehlikeli bir pozisyonda. Irak Allah! İbrahim Bayış. İbrahim Bayış güzel bir şekilde topu değerlendirdi ve ağlara gönderdi. Gerçekten bunu beklerdik. Gerçekten bunu beklerdik güzel bir şekilde. Sevgili seyirciler, İbrahim Bayış topu iyi bir şekilde değerlendirdi. Nece diyeler girmedi daha. Ve indi de Katar tehlikeli bir pozisyonda. Celal Hasan tehlikeli. Oh. Gerçekten indi Katar. Eşitliği ve beraberi elde etti. Ayman Hüseyin. Top tekrar kazandı. Durgan İsmail vurdu, vurdu. Allah! Allah! Harika bir gol sevgili seyirciler. Harika bir gol. Irak 2. Irak 2 öne geçti. Gerçekten güzel bir golüydü. Gerçekten güzel bir gol. Irak 2-1 öne geçti. Gerçekten güzel. Gerçekten güzelsiniz çocuklar. Güzelsiniz. İşte bunu beklerdik. Biz bunu beklerdik. Biz bunu beklerdik. Gerçekten güzel bir pozisyonda topu kontrol altına aldı. Ve güzel bir gol geldi. Gerçekten sevgili seyirciler. Eymen Hüseyin'den güzel bir gol. Gördüğünüz gibi çok güzel. Çok güzel sevgili seyirciler. Güzel bir şekilde topu vurdu ve top hemen Katar'ın milli takımının defansının ayağına değdi. O top yükseldi
O güzel bir şekilde gol oldu. Gerçekten gerçekten sevgili seyirciler bizi mutlu ettiyiz. Gerçekten sayın seyirciler mutlu olduk. Gerçekten oyuncular bizi mutlu ettiler. İnşallah bizim başarılarımız ve gollarımız bu şekilde devam eder. Tüm yani tribün ayağa kalktı. Ve Eymen Hüseyin bu atışta başarılı oldu. Ve Irak 2-1 öne geçti. Gerçekten harika. Gerçekten güzel. Evet sevgili seyirciler gördüğünüz gibi Irak'ın golleri Katar karşısında. Yani Irak Katar'ı 2-1 karşılığında mağlup etti. Güzel bir performans sundu. Tüm taraftarları sevindirdi. Tabii ki bunu beklerdik. Irak başladı ilk önce Oman'la 0-0 berabere kaldı. Sonra tekrar oynadı. Suudi Arabistan'la Suudi Arabistan 2-0 uttu. Aynen tekrar oynadı Yemen'le. Yemen'i 5-0 uttu. Sonra Katar karşısında da 2-1 karşılığında mağlup etti. Gerçekten güzel performanslar. Yani iyi bir şekilde oynadı. Tabii ki burada bildiğiniz üzere yani Irak kendi taraftarları içinde ve kendi evinde sahasında oynadığı zaman demek ki burada iyi bir performans sundu. Aynı zamanda da bunu gerekin iyi bir şekilde değerlendirin özün, iyi bir şekilde ele alın özün. Bizde reportajlarımız vardı. Bizim millet çıktı yazıya keflendi. Kerkük'ten olsun, Telahfer'de olsun, Duzar olsun hepsi keflendi, mutlu oldu. Çıktılar bu şölene ve bu galibiyeti hatta ki mutluluğu yaşasın için herkes caddeye çıktı. Tabii ki ben de indi daha geldim bir röportaja geldim. Bizim Kerkük'te de milletlerimiz güzel bir şekilde bugünü, özel gün dünkü oyunu kutlamak için gittiler, yazıya çıktılar, güzel bir şekilde sevindiler. Gedağın görağın bir röportaj tekrar dönağın. Beşinci Körfez Kupası yarı final maçında milli takımımızın Katar takımının yenmesinin ardından Kerkük'te de taraftarlar caddelerde büyük coşkuyla bu güzel olayı kutladılar. Valla bu Irak otanda biz çok keflendik. Kutlarım Irak'ı. Irak'ın devlet Irak'ı kutlarım çok. Ve inşallah kadim ablar. Ve inşallah bu kasidarlık bu şevabla hakkını Allah hakkı için. Irak milli takımımızın yarı final maçında Katar takımını 2-1 yenerek finale çıkmayı başardı. Bundan diyelim Irak kutlu bütün. İnşallah nihayet tutarız. İyi bu kafe, iyi bu kafe. İnşallah nihayet Irak ya Allah. Maç sonrası ülke genelinde olduğu gibi Kerkük'te de maç kazanma coşkusu caddelere taşındı. Kerkük'te Irak milli takımı taraftarları caddelerde Irak milli takımımızın kazanmasını kutlayarak final maçını da kazanıp kupayı kaldırmayı dilediler. Vallahi çok güzel oynadılar. Hamdolsun çok güzel oynadılar. Derece bir iyiydiler. Vallahi hamdolsun daha yuttular inşallah. Allah bana muvaffak etsin onlar inşallah. İmtihanatımız vardı. Müsanota yakındı. 6. yılda vazgeçtik mektepten okumaktan. Geldi bu oyuna bakan müntekabımızı tercih edelim. Bu Irak'ta hep bir şey vazgeçer kartın içine. Evet sevgili seyirciler gördüğünüz gibi yani bizim vatandaşlarımız, Kerkük vatandaşları ne kadar mutlu, ne kadar sevinçli. Yani demek ki burada top oyunu millete ne kadar mutluluğunu yansıtır, ne kadar sevgini yansıtır. Yani ne kadar insanları birleştirir. Yani Kerkük'te Kürtler olsun, Türkmenler olsun, Arapler olsun hepsi birleşti. Hepsi bir oldu, çıktılar bu mutluluğu yaptı. Buhardan döndü 11 oyuncudan. Peki... benim daha Duz'da varımdı. Aynı zamanda da Telahfer'de varımdı. Telahfer'de de aynı öyle. Bizim milletimiz çok bir büyük heyecan içindeydiler. Aynen çıktılar Irak Katar karşısında mağlubiyetinden sonra, kazanmasından sonra Irak finali yükseldikten sonra aynen Telahfer halkı, Telahfer vatandaşları hepsi caddelere döküldüler. Ve aynı zamanda da bunun için özel bir mekan da hazırlanmıştı. Hatta ki bu top oyunu izlesinler. İzledikten sonra bizim Garip Sito orada bulundu ve detayları bize aktardı. Gidelim görelim olsun.
Dida Engel Atvan kullanacaktı serbest vuruşunu tehlikeli bir pozisyonda. Tabii ki beklerdik sevgili seyirciler. 18. dakikada Irak serbest vuruşunu kullanacaktı. Tabii ki sabit vuruşlarda Irak iyi bir şekilde fırsatını alır, kullandı. Güzel bir şekilde evet sevgili seyirciler tehlikeli bir pozisyonda. Irak Allah! İbrahim Bayış! İbrahim Bayış güzel bir şekilde topu değerlendirdi ve Arnar'ı gönderdi. Gerçekten bunu aktardı. Muhterem seyircilerimiz Talafar Gençlik ve Spor Forumunda Kurtuba Koruma desteğiyle büyük bir televizyon ekranı kuruldu. Amaç gençler Irak'ın yarı final top oyunun izlemek için. Basra'da 25. El Khalij Kubası'nda devam eden. Bir şişe kurdu Irak'ın oyununa bakmağa alemi şerefleri, riyadiları yıksın iki şişe alasına mutlakabı, abbarasına anfar hatı şi'ab bu münasibiye. Felhamdülillah şerefler hazırdırlar, hümsü bakıyla, hümdülillah var, hümdülillah yakışıptırlar. Bakıyla güvenliyle Irak şişeyle, Irak'ta maşallah mutkaddimdi, 2-1. İnşallah nihayet mübarek bir Irak kurtar bir gün, nihayet ehellerim inşallah. Biz inşallah لفظ دیگه متوجه شد با شایعی، انشالله تور را رو گر فقیر فقیرت خیر را رو گر مناسبت لرده اون لرده، بکه حیط یه خو اکثر عدد ممکن من شباب ریاضیین، فشجع لاسن متخاب با عبر راسن شباب لرن میزن یکش مگر نه هم سپری را طلع فرده، و انشالله هم عالم درگوانه علی آخر وقت مگر کتولی آل مگر انشالله. اول مره وای این دعای گونه نواز کردیانو این دو شایعی کردلو انشالله وارد عدین گر حضور شباب وارد اونا باخت الله. Ben inşallah Rusya'yı da kerradık özüm bakar Kurtuba taavun etse. İnşallah neyde var? İstaruk Cumhur'dan yığıştığına bakar bir tamu var, ayrı tamu var. Cemaayı bakmağın. Yani teşcih, görüntüsü, alam. Hepsini yani kanan bir melab kimi de bakmakta. Yani melabda bir melab kimi de bakmağın oyuna. Daha da geldi cemaayı bakmağın. Ve İstaruk Riyadilerden gelen oyunda neyde? İnşallah Irak Reşiklisi Khas'tan. Bunlar çok adet olsun, hudurlar olsun. Tamam bugün hazır olduk müntedeşer Tellahfar'da. Allah razı olsun Kurtub Aleyhisselam bir şaşa kurdu burada. Oyunu arda iladı Katar'la Irak'ın oyunu. Elhamdülillah Irak kuttu. Allah'tan sizce gelen oyunlarda inşallah vefıklanır. Bu şaşadım inşallah nihayet yardım inşallah size bakarız. Bu şaşayı kuruptırlar ilk günden. Her gün geldik burada otururuz. Tabi'ler oyunu. Şebepler keyiflenir. Allah'tan istiyor kabile bu şebepler keyifli olsun. O Irak tutsun bir günün de nısıf nihai oyunda Katar'la Irak ilk şovd bitti kibir Irak kutupta ve inşallah utar bu oyunu da kâsı da kalır o Irak tıkabla keyifli kalır.
gençleri milli ekip oyunlarında toplamak hem heyecan hem de vatan sevgisini açıkladı. Irak'la Katar'ın maçı bitti. Irak 2 ve Katar 1. Tebrik ederim Irak ekibine. Spor Yolcusu programında Talafar ilçesinden Galip Soto. Evet sevgili seyirciler, Galip Soto'dan teşekkür ederim gerçekten. Yani Galip gerçekten vatanı bir insandı, milli bir insandı. Hemen direkt Irak milli takımı hemen uttuktan sonra hemen direkt caddeye çıktı ve milletle bir araya geldi. Ve bu güzel coşkunu, milletin coşkusunu bize ekrana yansıttı. Gerçekten üstün başarılar dilerim özüne ve kameramana ve aynı zamanda da oradaki monitör diğer özüne bizim montaj içinde işleyen gerçekten üstün başarılar dilerim özlerine. Ellerine sağlık bu güzel röportajı Telafer'den bize gönderdiler. Peki tabii ki ben gördünüz sevgili seyirciler bizim Kerkük'tü ve Telafer'di ve indi birazdan da Duz'a giderim. Ama Duz'a gitmeden evvel sıram misafirimi alayım. Bizim misafirimiz, değerli misafirimiz Haydar Dakuklu Bey tabii ki bizi telefon olarak alacağı özün ve indi de bizi bekliyor. Tabii ki ilk önce diyelim sana hoş geldi ve tebrikler ederiz seni kaptan. Alo. Kaptan hoş geldi kaptan. Tebrikler tebrikler. Irak finale yükseldi. Kaptan ses meşirsen kaptan. Alo. Kaptan ejderim sen ejderim kaptan. Eşitsen beni. Ses yoktu affedersen. Ben ejderim seni kaptan. Eşitsen beni. Ses yoktu affedersen ses. Ha arkadaşlar sesimi duymuyorum benim. Ne de ismi asati? Alo. Şimdi eşitsen beni. Kaptan hoş geldin gözüm. Kaptan sesimi eşitsen indi. Tamam sevgili seyirciler. Gedağın biz o röportajı alalım. Düz Hurmatı röportajını. Yani Gedağın Düz Hurmatı'da da aynen bu güzel atmosfer yaşandı. Tabii ki tekrar döndük bizim misafirimize. Alo. Basra'da düzenlenen 25. Körfez Kupası'nın ilk maçından bugün ülke genelinde olduğu gibi Tuz Hurmatlı ilçesinde de milli takımımızın taraftarları büyük heyecanla maçları takip etmeye devam ediyor. Vallahi çok çok güzel oyunuydu da hem de olsun kusur koymadı oyuncularımız. İndiye 2-1 ile inşallah ikinci tayım daha fazla gol ederler. Çok memnunum. Hafızdan olsun, kaymakamdan olsun ve Üstad Haydar'dan olsun. Bu acvaiyetimizin çok güzel bir cevabı. Kur'an hakkı için çok çok temenni ederim. Her oyunda böyle kursunlar bizim için. Kalabalık işi yıkışır bizim için. Özü Irak'ı sevintiren top oynadı. Yani bu oyunda utmağımız hapsi bir oğlu. Türkman, Arap, Kürdistan hapsi bir oğlu. Kalmırı. Matu ilçesinde Körfez Kupası maçları özellikle de milli futbol takımımız taraftarları Katar'a karşı maçta en büyük bir heyecanla maçı izlediler. Vallahi hamdolsun çok iyiydi. Yani bir mantıkat müşacayın açıla bizim için burada memnunum muhafıttan tensik kaymakamiyeden bir avamirdi mesela geldi. Muntada Şabab var ya da bir mantıkat müşacayın açıla bizim için. Ben abi gitmeyen oraya gitmez. Kere gel buraya burada böyle güzel bir cevde oturur yani hesabıyla melab cevunda oturur. Güzel bir cevap. Fariqin oyunu maşallah çok iyiydi. Yani müderrib, yengi müderrib gelen bizim için böyle yani müstevaları böyle yani çok çok iyiydi inşallah. Biz birinci günden huzur ettik burada. Bugün Irak'ın sıfır nihayesi ulaşmağı günüdü. Muntedeş Şabab Duz Hurmatı. Bir ecvada yaşadık çok bir sevinci gündü. Ne o hisleri bugün Basra'dayız biz. Basra'nın ecva bugün bu ecvadı. Gördük lakin büyükler, küçükler, efendiler, her bir taraftan gelenler bir gün yığışıbılar bura. Hapsi gelip Irak'ın teşhir etmeğine, Irak'ın sevindiğine gelirler bir gün buradalar. Irak milli takımımızın Katar'ı yenmesiyle birlikte final maça çıkmayı başardı. Irak milli takımımızın taraftarları sevinçlerini dile getirdiler. Bildiğiniz gibi bugün Irak'ı hamdolsun nihayet çıktı.
Biz de kemuntada şaşı emlakı kurduk o zaman. Rehayet Seyyid-i Muhafız, İsmail Hılayır-ı Hallub ve temfid mübaşir min Seyyid-i Kaymakam Doktor Hasan. Hamdolsun bu gençler yığmışık bura. Yazda kalmasınlar, ayetlere gitmesinler. Bilirsiniz de tezci'i, yani cemaati çok hoştu. Bilirsiniz burada bakılsız yani. Türkmen de var, Arap da var, Kürt de var. Hepsi yığışık bura gençler. Bir insicam, içtimai diye birlik olsun, hamdolsun. Nihayet biiznillah ta'a ayrı müfacaatlarımız da var. İnşallah müntedede kusur koymaz hiç kimseyden. Haydar Nur Beyran müdir müntede şevay attı. Evet sevgili seyirciler, gördüğünüz gibi bizim aynen Tuzhurmat-ı Millati aynen bir coşku içindeydi. Irak filali yükselmesinden dolayı. Yani gördüğünüz gibi telaferdi, Kerkük'tü, Duz'du. Hepsini sevindirdi. Bizim vatandaşlarımızı sevindirdiler. Allah razı olsun. Tabii ki indi de tekrar dönelim bizim misafirimize. Hatta bizi bekleri değerli Haydar Dakoklu Bey. Haydar Dakoklu Bey nece? Sersin meclisten indi. Haydar Bey. Haydar Bey Sersin meclisten. Haydar Bey hoş geldi. Arkadaşlar bu yani telefon mavzuunu bir çözseyiz. Çünkü benim misafir eşitmiri. Tabii ki sevgili seyirciler belki bir teknik bir hata vardı. Teknik hatandan sonra inşallah belki yetişiriz bizim değerli kaptan Haydar Dakoklu Bey'e. Evet sevgili seyirciler yani bildiğiniz üzere gerçekten biz bugünleri yani yaklaşık olduğu 10 günde güzel bir ecva içindeyiz. Güzel bir atmosfer içindeyiz. Yani bildiğiniz üzere Irak Basra'da bu turnuvanı düzenledi. Bu turnuvanı Basra'da yaptı. Gerçekten bizi sevindirdi. Gerçekten bizi başka bir ecva içinde yaşatırdı. Yani millet diyelim buradaki Irak milli takımının burada geldi öz kendi sahasında oynadı ve kendi sahasında Irak temsil etti. Başka bir vizyon gösterdi bize. Başka bir fikir verdi bize Irak milli takımı. Bizim bildiğiniz üzere Basra'ya tüm illerden geldi. Musul olsun, Tel Ahfar olsun, Duz olsun, Kerkük olsun ve aynı zamanda Semava olsun, Nasriye olsun. Bunlar hepsi Kerbela, Necef bunlar hepsi gittiler Basra'da Irak'ı tecih etmek için, Irak'ı yani daha fazla teşvik etmek için, hatta ki Irak bu neticeler elde etsin. Ama gerçekten Irak burada ispat etti sözün. Yani ispat etti sözün ciddi bir şekilde, doğru bir şekilde ispat etti sözün kendi tribünlerde, kendi stadında oynadığı zaman performansı tamamen başka bir şekilde oldu ve güzel bir şekilde sundu. Bildiğiniz üzere ilk maç Oman'la oynadık ve aynı zamanda da ikinci maçta da oynadık Suudiye'yle ve sonra Yemen'le ve Katar'la sonra da finale yükseldik ve indi de Oman karşısında da tekrar karşı karşıya geleceği bildiğiniz üzere Oman'la ilk önce 0-0 beraber kaldık ama finalde Oman'la oynamak tabii ki başka bir fikirdi. Başka bir oyun belki. Irak herkes korku içindeydi. Herkes diri Oman iyi bir performans gösterdi. İran imkaniyeti kuvvetledi Oman. Bugün Irak'ta aynen güçlü bir şekildeydi. Ama birinci oyundan Oman özünü tespit etti. İyi performans gösterdi. Yani oynadı Bahreyn karşısında. Bahreyn'i de uttu 1-0 ve iyi bir performans gösterdi. Evet sevgili seyirciler. Tabii ki arkadaşlar bizim formumuz hazır. Tamam güzel. Sevgili seyirciler indi dönelim bizim misafirimize. Haydar Dakoklu Bey tabii ki tebrikler derim sana. Irak finale yükseldi. Kaptan Haydar Bey. Ses mi eşitsen? Irak milletine bu milli takım yaptığı oyunlardan sonra finale çıkmaktan sonra tabii millet bir büyük bir hayat içindeydi. Ben de zaten bu heyecan içinde yaşayan sana da tebrik ederim. Allah razı olsun. Gerçekten sağ olasan, var olasan. Yani sen hep sürekli spor yolcu programına destekli sonsuza kadardı. Yani daimen konuşasan
hayır işlerde, güzel işlerde, güzel fikirleri vardı. Daima ben sen konuşuruk. Çok teşekkür ederim sana. Allah razı olsun senden. Kaptan İstirak Bilagın, bugün Irak bu başarıları elde etti. Yani iyi bir şekilde Umanla oynadı 0-0. Sonra döndü Suudiye Arabistan'ı uttu 2-0. Sonra döndü Yemen'i 5-0. Ve aynı zamanda da dünkü maçta gerçekten harika bir performans gösterdi. Katar karşısında 2-1 Katar'da uttu. Diyerek bu neden geldi kaptan? İstirak bizim için o sevgili seyircileri anlatasın. Bak hocam, ben bundan da evvel tiryan ettim belki. Dedim şeyden sonra, KAS alemden sonra, Dünya Kupası'ndan sonra bilimi müntekabatın seviyasına geldi. Ama bizim bu fetranı KAS'ın iyi bir şekilde Irak'ta olan zaman bir iyi bir şekilde istiklal etti. Katar bizden şeyden sonra, KAS alemden sonra bir Feşele uğrayandan sonra yani müntekabı teahhül etmedi, bir iyi netaicler alabilmedi. Kalktı müntekabı olimpisini indistir hazırlasın 2026 için. Bu da bir hataydı özlerinden. Yani İttihat Katari'den ben zannımca bir hataydı. Hemen eski fariki dağıt, millet takımlarına dağıtlar, bunları çıkarttılar. Bence oyuncular da özlerinden var idi zaten. Bu netti. KSS bunları iyi bir şekilde dirasat etti. İyi bir şekilde nefsiyel Irakiyana okuyup iyi şekilde bir özünden olan kadırlar bir iyi bir şekilde bir şey kururlar. Teknik oyunu kururlar. Onun için Irak baksan her oyun bir şekilde oynar bir müstava tabi değil Irak'ta. Tamam. Çünkü her oyunun ecvaını aldı KSS. O oyuna göre oyunları şeydir, planı kurur. Güzel. Peki kaptan, yani iyi bir şekilde izah ettiysen tamam. Bugün yani Diyagın KSS'ın doğru çok güçlüdü. Bu zaferlerden sonra. Bu zaferlerden sonra burada bizim teknik direktör KSS'ın doğru gerçekten güçlüdü. Ama burada da biz Diyagın oyuncular kendi taraftarlarıyla oynadıkları zaman o kendi vatandaşları bunlar tercih ettikleri zaman, teşvik ettikleri zaman sence burada Irak daha iyi bir performans gösterer yoksa burada bulanın profesyonelliği ve edaları görükmez? Bak KSS en iyi bir şekilde böyle baksak tarihine KSS'ın. KSS bundan evvel şeyde Nadir Kartış'ta şey işleyip, keşraf işleyipti. Gelen de Irak'a gelen de bir büyük bir halfiye var idi özünde. Ne de işleyipti, keşraf işleyip, müsaad müdarrib işleyip, onun yanında milli takımda İspanya'da işleyip. Bu gelen de burada, bu ecvaı bir iyi bir şekilde oturdu diraset etmeye. Diraset ettim, nasıl en uygun özüden uyar medreseli İspanya'dan oyuncuları. Bak çeşitliği oyuncularında indi 7 ile 8 oyuncumuz yeni oyuncular milli takımda. Onları en iyi şekilde kullanır. Yani sen böyle baksa bizim biz medyada yani bu sosyal medyaya bakmayalım. Tehlil fenniye baksak. Baksan bir oyunda ihtimal edir yanaşıya. Bir oyunda baksan ihtimal edir ortaya. Bir oyunda. Fakat milli oyuncuları her zaman ve ne vakit ve sahada harda istihlal edebilir. Bu da bizim müşküle. Bu Irak'ta bu şey yoktu. KSS'in bir büyük halfiyası olduğuna Irak'ı bu şekilde öge atırım. Peki. Kaptan bir şey de vardı. Bir gün Irak yani 25. Körfez Kupası şampiyonasını iyi bir şekilde organize etti. Ve gördüğü açılışı güzel bir şekilde açılışı yapıldı. Ve sen kendi gitti bazı top oyunlarda Irak Basra'da gitti. Irak orada oynurdu ve gördüğü orada nece bir organize edilipti ve diyagın buna tehtiye altı yapıları necadi. Sence Irak daha başka turnuvaları, şampiyonları ev sahibi yapabildi. Yani mesela diyagın bugün Arap Kupası vardı, bugün Asya Kupası vardı. Bunun gibi kupaları, bunun gibi turnuvaları yapabildik öz kendi yerimizde.
Hocam bak, Irak'ın şimdi iki şey var, meşru var. Ha. Bir meşru ki bizim kendi hakkımızdı, öz şeylerimizde oynayan, melhablarımızda oynayan ki yağın tasfiyat kat alamdı, tasfiyat umam Asya'da genç millet bakmadı, önerşi adı, o istidafat endiyelerimiz, kulüplerimiz. Bu bizim kendi hakkımızdır. Yani imzün dünyanın buraya gelmeye belki bu hadırı kaldırırız aramızdan. Bu bir. İkincisi ne diyor? Ki bize ne vereceklerler? Bize ne vereceklerler gelen fetreden? Hara vereceklerler? Ne vereceklerler? Tamam, burada da fark var. Fark her dağdım. Umam Asya'nı Garbi Asya'dan fark eder. Çünkü farklarda, adette, buna tahtiyede ama Arap butulası verecekler bize aynen fark eder. Yani koyduğum mesela Garbi Asya gibi. Garbi Asya, Umam Asya biraz daha fazla altyapı ister. Birinci harbi kalkmaktı. İkinci, Irak'a tedriciyen butulat vermekti. Bence Garbi Asya'da Tasfiyat Şabab Asya'da bunlar en yakınlardır. Kaç Arap? Bunların üçünden biri Irak'ın hissasından olacaktır. Yani bu ben senedirem bir hükmü ilaqı ma'l-ittihad bu üçünden biri Irak içindir. Tamam. Peki kapten, istedim bunu da bizim için izah edersen ve sevgili seyircilere. Nece gördüğü organizasyonu, nece gördüğü burada tanzimatı, yani Irak bunda necahat getirdi, Irak doğru bir şekilde mesajını gönderdi Körfez ülkelere, gönderdi Arap ülkelerine, gönderdi uluslararası ülkelerine, gönderdi Avrupa'ya, yetişti. Bir tek cevabı var bunun. İnventiyor İstihad Duali çok kısa diyelim özü dedi Ohenne el Irak alet tanzim. Güzel. Yani her şey tamamdı. Yani her şey yerli yerindeydi. Irakliler yaptılar özün dört dörtlü. Aynen Katun, gerçekten bildiğin üzere yani tüm millet Irak'ta özellikle 43 yıldan sonra bu gibi turnuvaları yapmak bizim kendi yerimizde, övümüzde, ev sahipliğimizde gerçekten bu tüm Irak için bir gururdu. Demek ki hayat, güvenlik tekrar döndü Irak'a ve Irak tekrar bu gibi şampiyonları yapmaya başladı. Belki Batı Asya şampiyonasına ev sahibi yapılsın. Belki Asya Kupası'nın şampiyonasına ev sahibi yapılsın. Bu gibi projeler de bekleriz. Aynı zamanda da kapten, sence bizim oyuncularımızda bir değişiklikler gördük. Yani bizim oyuncularımızın performansında. Yani bir gün tamamdı Kasas, yani bir etkisi göründü. İyi bir şekilde göründü. Yoksa daha vardı sunsun. Daha şey vardı. Çünkü bugün bir şey vardı. Millet diri. Diri bu enen takımlar, esasi takımlar diyor. Yani mesela Katar, Redif. Esasi diyor. Suudi Arabistan esasi diyor. Bazı takımlar vardı. Oynadık o zaten karşı karşıya. Bunlar birinci hatta diyorlar kapten. Sence bunlar birinci hatta olmadıkları için Irak bu müstavaya yetişti? Yoksa Irak gerçekten dağışılmış. Kapten sana zahmet be televizyon sesini de alsan çünkü dönlü hocam, bizde. Yanlıştı bu sosyal medyada buna rica ederim bunlara medya bunlara terkiz etmesin. Peki bir sual. Irak bu batılaya katılım. Kapten sana zahmet be televizyon sesini alsan. Esası teşkilatıydı. Kapten. Yok. Harici eyyam dikkatli. Oyuncular Avrupa'dakilerin toku yok. Katar'da olan bir mecmua yok. Oradan'dakiler bir mecmua tamam. Yok. Ve onun için Irak'ta esası teşkilatı da değildi. Bu bir. İkinci, onlar ihtimal ettikleri Katar'ın kimse bilmedi yani ne var. Katar'dır, biz bu muntakabı hazırladık 2026 için. Kasas'ta gelende
bu fikreden gelip bu müntekabı hazırlar 2026 için. Yani hele bunlar da değişimli oldu. Hele bunlar ayam elbibe dursa oyuncular mutabak onu. Bizim Avrupa'da oyuncularımız var. Onları hele getirmeyi kalıp internete gelende bir ay, bir buçuk aydı. Ancak terkiz etti bir mecmua lağbe. Şebap'da olanlardan olimpik hatta var. Bunlardan bir şey çıkarttı. Yerli devreden ligeden koyacak. Aldı. Çok agrabiyatı yani yerli ligeden de adı 4 tane hariciden gelip ve onun için bunun önünde hala devreni mutabak etmek var. Bunun önünde Avrupa'da olan oyuncuları onları hala şey etmek var. Bakmak olarak onları. Bu indikasyon bu butulada biz düşünün kim afkarını yakındı. Kim afkarını iyi bir şekilde tatbik eder. Peki kapten, son sorum olacaktı senden. Bildiğiniz üzere Perşembe günü yani Irak'la Umman karşı karşıya gelecekler. 25. Körfez Şampiyonası'nın tabii ki finalistinde oynayacaklar. Sence kim finalist olacaktı? Kim kupayı taşlandıracaktı, müzesine götürecekti? Herkes vatanına şey eder. Kaptan, sana zahmet. Ben televizyon sesini alsam. Difa eder. Ve ben de bu oyunculardan, bu Hamas'tan, bu cumhurdan, bu heyecandan, bu keyiften zannımda butula Irak'tan çıkmaz. Vakası %90 Irak kazanırsın. Çünkü bundan da evvel Kasas Umman'la oynuyor. Bir Umman'ın müstevası nedir? O bir avantajdır için bir iyi bir şekilde kurta kursun. Çünkü Kasas'ın edevat oyunu fazladır Umman müntekabinden. Kaptan, başka bir sorum vardı sana. Yani bildiğiniz üzere Irak'ya, Türkmaniye ilk önce başladı bizim milli takımımızın oyunlarına yorum yapmak, seslendirmek, tehlik yapmak. Bunu nece gördü kaptan? Yani bir gün Irak'ı, Türkmaniye bu gibi işe kalkıştı ve bu gibi projeni yaptı. Nece gördü özün, nece karşıladı ve Türkman milleti nece karşıladı özün? Zaten ben istedim birinciden bunu tebrik edeyim sana. Yani hem ederim. Milli takımımız yukarıya finale çıkıp ve hem de bu birinci inetafadı Türkman sporunun tarihinde. Yani bunu yazılsın ve çizilsin. İnetafadı Türkman sporun tarihinde, Türkman sporunun bir de adeden tarihinde büyük bir inetafadı. Enna Gölek bir Türkman kanatında, el-Iraqiye Türkman kanatında milli takımın oyunu te'liki Türkmancadı. Kim onu biz iller idi beklirdik. Allah şükürler olsun. Neden tabii ki faydası var? Evvelen en iyi bir şekilde bizim babalarımız, evde olan kadınlar filan bunların tabi bilsen yani ayrı bir dillerden filan hürmetim üzerine o bir dillere anlamazlar. Ama bes bakır Irak hücum etti, Irak difa etti. Ama bir te'lik Türkmanca olduğundan anları nedir muallık? İkinci bu çocuk ki evde oturup babasıyla ya kocasıyla ya annesiyle bu yarın bu kadar bu güzellik kadar istimrar eder özüne. Fabu yaptığımız bir büyük incazıydı. Ve buna bir tahiyye almak ister, memnun olmak ister sizden. Ve eğer benim elim dostlardı, şükür ve takdir ve der'ilip da'verardım sana. Allah razı olsun. Gerçekten bu sözleriniz yeter bize. Bu güzel sözleriniz yeter bize. Allah razı olsun gerçekten. Ve burada da kapten, yani bu işe kalkışan, fikrini veren bizim çok değerli bizim kanatımızın müdürü Ustad Kasım, gerçekten bu fikrini verdiği zaman hemen karşıladım özün, düşündüm mevzuunu, bir şekilde dirasa ettik özün. Ona göre hemen direkt dedik bismillah başladık. Hatta ki Türkman milletine hizmetimiz devam etsin. Ve buradan da saygım ve selamım bizim değerli müdürümüze Ustad Kasım'a.
gerçekten ustad, yani sizi gibi insanlar bizi daha fazla teşvik eder. Allah razı olsun. Bu güzel sözler izanda bizi daha fazla teşvik eder, hatta daha fazla sunağın. Bir gün bizim geldiği zaman bizim özellikle Türkman sporunda çok eksiklikler vardı. Yani diyelim medya açısından diyelim çok işler vardı. Gerekim bunlar doldurulsun. Ben geldim baktım burada bazı şeyler vardı. Gerekim bunu düşünümü yapım. Yani bir gün baksan Kürt'ün bir muallıkı var. Seslendirici yorum yapım var. Baksan bir gün Arap'ın muallık ve diyelim yorum yapan ve seslendirici olarak vardı. Neden Türkman'ın yoktu? Neden bu projeyi yapmadık? Allah şükürler olsun bize destek olan insanlarla ve biz bunu düşündük ve direkt girdik. Allah şükür güvenimiz de ilk önce Allah'a ve bizim Türkmanlara ve sonra da özümüze. İnşallah devam ederek bu şekilde ve çok teşekkür ederim senden gerçekten bu güzel bilgileri bize aktardığın için. Temenni ederdim görüntü olarak görürsün seni. İnşallah gelecek günlerde ve gelecek programlarda tekrar görüşürük. Sağ ol, var ol kaptan. Sağ olasın seni ve inşallah görürüm seni havale keyifli ve mutlu ve inşallah istedim senden Irak kası alandan sonra bestu istimrar etsin. Ve bilmem de 90 dakika konuşmak irticali çok zahmeti. Bunu ki ayrı devleler, ayrı devleler illerle muad ve muallık hazırlarlar, meşru muallık diyorlar özne. Femen İstediğim senden ricam Irak inşallah butulanı alandan sonra istimrar olunsun bu şeyi, bu programı. Yani hem o dakika saat gece takdir bir vakte kadar bütün Türkmen elinin ihtifalatın canlı yayın naklelavin ve gelen butuleler ve gelen muntakabın milli takımın oyunların aynen bu dilden, aynen bu şirin nazik dilden tealik edesen özün. Allah razı olsun senden. Kardeşim Allah tevfik etsin. Sen. Diyerler baştan göz üzerine. En gıtav en fıraş. Arapça diyerler. Baştan göz üzerine inşallah. Tabii ki biz projelerimiz bu programlarımız. Allah razı olsun. Programlarımız devam eder. Ve inşallah bu tealik mevzuu da devam eder. Ve biz inşallah biz Süper Ligi aldığımız zaman Süper Irak Süper Ligi, yani burada Irakiyel Spor Kanalı eğer aldığı zaman bunu inşallah hemen biz de özleriden ne kadar oyunları vardı bu şekilde devam ederek ve biz de Türkmanlar için bir hizmetkarız inşallah. Sağ ol, var ol tekrar kaptan, Allah razı olsun senden. Evet sevgili seyirciler, gördüğünüz gibi bizim değerli Haydar Dağoğlu Bey telefonda görüştü bizimle. Gerçekten güzel bir şekilde anlattı. Dillerine sağlık. Yani bu gibi insanlar hep sürekli Türkman sporuna destekte bulunurlar. Yani ben bir gün konuşandam Haydar Dağoğlu Bey hakkında dögümeni tanınam istirem ögümözün. Tüm insanlar, spor sevenler, Türkman spor sevenler olsun, Türkman sporcular olsun, direktörler olsunlar, koçlar olsunlar, hepsine destek sonsuza kadardı. Ve özler kendiler ögüller özün. Muhterem bir insan, saygı bir insan. Allah muvaffak etsin özün. Ve teşekkür ederek sevgili seyirciler. Yani bizi izlediğiniz için gerçekten ve aynı zamanda da biz de çok şey yaptığımız zaman severek yapırız özün. Yani bir gün tealik mevzuu, yorum yapma mevzuu gerçekten dediği gibi 90 dakika ve uzatma vakitler de geldi. Yani çıkır bir 100 dakikayı çıkır. Yani 100 dakika sen konuşasan, durmayasan gerçekten asan bir işti ögü. Kolay bir işti ögü, zor bir işti. Ama biz sizin için kolay bir şekilde çıkardırız özün. Çünkü burada seyirci senden zaten görür seyirci. Yani topa baktığı zaman görür neler oldu. Sen gerekin gösterersen neler olmadığını. Yani tealikte. Tabii ki dediği gibi bu tealik mevzu hakkında da bunun üzerine stratejiler yapılır, bunun üzerine kurslar yapılır, bunun üzerine bir büyük projeler yapılır. Hatta ki bir muallık çıkarsınlar. Ve biz de ufak tefek hatalarımız oldu, yanlışlıklarımız oldu. Yani bu da oldu ama bu da bir denemedi bizim için. Bir muhavala diyelim. İnşallah gelecekte daha fazla özümüzü geliştiririk. Ve biz Türkman vatandaşına daha fazla yakın olduk ve istediği gibi yaparız. Sağ olun, var olun sevgili seyirciler. Bir saat boyunca beni izlediğiniz için inşallah gelecek hafta tekrar görüşmek dileğiyle. Ve aynı zamanda unutmayın,
Perşembe günü Umar karşısında Irak'ya Türkmaniye, Türkmanca tealliğine devam edeceğiz diye Türkmanca yorum yapacağız. Yadizden çıkmasın Perşembe günü. Umar'la Irak arasındaki final maçında güzel bir şekilde hazırlık tealliğimizi inşallah yorum yapmamızı ona göre unutmayın sevgili seyirciler. Hoşçakalın.